Bugün sizlerle ırmağın ısı öğreneceğiz. Şimdi Osman Hoca'yı çağırıyorum şimdi. Nerede kaldı ya? Tövbe starla sürüldü. Merhaba arkadaşlar. Evdeki Mektebe hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber I harfini yapacağız. Zeynep, I harfine hazır mısın? Hazırım. Hazırsan başlayalım arkadaşlar. Ama ilk önce hikayemizi okumamız. Hikayemizi okumadan başlıyoruz. Bugün I harfini yaparken arkadaşlar, hadi görsellere bakalım. Ispanak. Zeynep ıspanağı sever misin? Ispanak. Hayır, sevmiyorum. Ama ıspanağın içinde ı var ve çok da sağlıklı. Istakozu sever misin Zeynep? Istakozu. Hayır, bunu Çinliler sever. Tırtılı sever misin Zeynep? Tırtıl. Hayır. Tırtıl. Yıldızı sever misin? Yıldızı severiz. Ama yıldızın içinde ı var mı? Hayır. Irmak. Irmak da var mı Zeynep? Irmak mı? Irmak'ta da var. Arkadaşlar neyi görecekmişiz? I harfini görecekmişiz. Zeynep, ben haftanın günlerini sana saymamı ister misin? Say. Pızırtısı, sılı, çırşımbı, pırşımbı, cımı, cımırtısı, pızır. Nasıl oldu mu? Hayır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ben de öyle dedim. Pızırtısı, sılı, çırşımbı, pırşımbı, cımı, cımırtısı, pızır. Şimdi ben dedim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Ben I şeklinde söyledim arkadaşlar. I arkadaşlar uzun bir çizgidir. Bakın. I uzun bir çizgidir. Sadece büyük I harfi uzun bir çizgidir. Ama sakın ama sakın şöyle döndürürseniz neye döner Zeynep? L harfine döner. Evet. Sakın L harfine döndürmeyin. I harfi normal düz bir çizgidir. Bunlar büyük I. Her zamanki gibi iki bölüme büyük I'yi sığdırıyoruz. Küçük I ise ortada sadece küçük bir şekilde Zeynep. Görüyor musun? Yap bir tane, sen yap ablam. Evet, yazmıyor senin kalemin. Hoppa. Bunlar da küçük I harfi. Neymiş? Küçük I harfi arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Kuyruğunu şöyle döndürürseniz L harfine döner. Böyle döndürmememiz lazım. Kaldır elini canım. Bunu döndürmemiz lazım. Düz çizgilerimiz bizim nedir arkadaşlar? I harfi. Hoppa. Geçelim bir sonrakine. Hadi bakalım şimdi heceleri bulalım. Aynen. Sınıftaki şöyle bir şeyler var ya, evet. Onlar birleştiriyormuş gibi, evet. Yapın. Şimdi gelelim hecelere, heceleri birleştirmeye. Irr ne oldu? Irr. Bir durdursunlar değil mi? Durdurun. Durdurdunuz mu? Durdurdunuz mu? Durdurdular. Başlayalım. Irr. Bak artık ıt falan demiyorum. Direkt söylüyorum. Iıt. Ik. Il. Im. Im. Şimdi tersi. K. K. T. Y. R. M. N. Bir de ben söyleyeyim. K. T. Y. R. M. N. Bunu da sen bir söyle. Ir. Iç. Ik. Il. Im. Im. Evet, bunlar heceleri arkadaşlar. Hoppa, geçelim. Arkadaşlar hadi bakalım. Okumaya başlayalım. Irmak. Irmak. İki anlamı var. Bir normal isim olarak da kullanabilirim. Bir de normal ırmak olarak da. Ben isim olarak kullanırsam nasıl yazacağım Zeynep? Büyük yazacağım değil mi? Irmak. 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 Devam edelim. Ben yazacağım bunu. Kırık. Kırık. Evet. Kırık. Ne yapıyorsun? Büyük yapsana. Ha? Hadi. Kırık. Yapmaya çalışıyorum. Evet. Yandan yazamıyorsun galiba. Kırık. Öf, ömrümü yedin yapana kadar. Kırık. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Kırma. Kırmak. Kırmak. Bunu yapalım. Ayı. Ayı. Yazalım bir tanesini. A. Bakın kuyruklu harf. Dikkat et. A. Yı. Kuyruklu harfler aşağı gidecek. Bunu unutma. Ayı. Bakalım. Aynı.
aynı yazalım bir tane daha. Zeynep bak, küçük harfler tamamına giriyor. Aynı, gördün mü? Evet gördüm. Oku bakalım. Şimdi ben... Yazma yazma, yazmadan okuyalım. Katı. Ne olur? Katı. Katı, katı, sıvı gaz, katı. Bunu okuyalım. Tır. Tır. Nak. Tırnak. Tırnak. Bunu okuyalım. Artık. 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 Artık ayıp, vallahi ayıp ya. Ama gerçekten öyle değil. Sadece cümle olarak söyle. Tamam, evet. Martı, martı, martı. Tırtıl, tırtıl. Yazayım tırtılı. Bak, t harfi ne büyük ne küçük, orta boy. Tır ve tıl, tırtıl. Tırtıl. Tırtıl demeyin. Tırtıl. Ya Rım, yarım. Akıl, akıl. Buraya nını koyduğumuzda yarın olur. Yarın olur değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar gelelim bunların isimlerini yazalım bakalım. Bu nedir Zeynep? Irmak. Bakın, hadi bakın siz de bir durdurun. Önce resimlere bakın, doğru yazacak mısınız bakalım. Buna bakalım. Irmak dedik. Irmak. Irmak. Oldu mu Zeynep? Oldu. Buna bakalım. Bu nedir? Bostan eşeğe benzer. Eşeğe benzemiyor. Eşeğin biraz büyüğü değil mi? Evet. İlk defa duymuş olabilirsiniz. Eşekle atın ortası bir şey var. Katır. Katır. Neymiş? Katır. Katır. Katır arkadaşlar bunun adı. Bu nedir? Bıçak. Bıçak değil. Satır. Satır. Bıçağın büyüğüne kemikleri kesmek için ne kullanılır? Satır. Anlaştık mı? Bu ne? Tırnak. Tırnak. Yazalım arkadaşlar. Tırnak. Nak. Nak. Bakın yazarken ben her heceyi sırayla söylüyorum, o şekilde yazıyorum. Bu nedir Zeynep? Arı. 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 Filmlerdeki arı mayayı görüyorsanız evet. Eğer o arı. Evet. Bu nedir? Ayı. 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 Bazı öğrencilerimiz buna da ayı diyorlar, buna da ayı diyorlar. Tamam mı? Tamam. Bu nedir? Sandal. Sandal da ı ile ilgili bir etkinlik yapıyoruz. Kayık. Neymiş? Kayık. Diğer ismini de kayık. Sandal diyoruz arkadaşlar. Kayık. Evet. Bu nedir Zeynep? Yılan. 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 Zeynep sen küçükken yazmakta zorlanır mıydın birinci sınıfta? Resimleri. He? Resimleri çok seviyordum. Ve tür gibi yazardım. Biraz. Evet, çok hata yapar değil mi? Arkadaşlarımızın yazması için ne yapmaları lazım? Yazması için kendi kendine becermeleri ve... Tamam, tamam anlaşıldı. Hadi bakalım şimdi okuyalım. Oya, oya, ayaklarını unutma. Oya ayaklarını unutma. Oya ayaklarını... Yıkamayı mı? Kınalı kırmak. Hangisi gelmeli çocuklar? Oya ayaklarını unutma. Oya... Kırmak dersek eğer ayakların kırılır. Hadi bunu deneyelim bakalım. Oya ayaklarını kırmak unutma. Aa, oldu mu? Hayır. Olmadı. Şunu deneyelim. Oya ayaklarını kınalı unutma. Olur mu? Olmaz. Oya ayaklarını yıkamayı unutma. O zaman ne olur? Yıkamayı. Yıkamayı unutma. Gelelim bunlara. Ekmek var. Elma et. Ekmek. Elma et. Bakalım. Koyunlar. Ot. Kurtlar. Nokta nokta yer. Kurtlar, et. Koyunlar ot, kurtlar ekmek yerler. Olur mu?
Koyunlar ot, kurtlar elma yerler. Ya koyunlar ot, kurtlar ne yer çocuklar? Et ya. Et yer, bizim et yer. Et ya. Yer, et yer arkadaşlar kurtlar. Devam edelim. At, kı, kı, na, armut. Hangisi gelecek bakalım? At, kı, kı, na, armut. Devam edelim. Sen söyleme. O yanın, oyanın ellerine nokta nokta yaktılar. He, oyanın ellerine nokta nokta yaktılar. Armut. Oyanın ellerine atkı yaktılar. Atkı yakılır mı? Ellerine. Kına yaktılar. Olabilir mi? Oyanın ellerine kına yaktı. Evet, oldu. Kına yaktılar. Bakalım şu da olur mu? Armut. Armut'u da deneyelim öğretmenim. Oyanın ellerine armut yaktılar. Armut yakılır mı? Hayır, yakılmaz maalesef. Arkadaşlar son bir parçamız var. Yine dediğimiz gibi bir kere durdurun siz bu parçayı. Sonra da beraber okuyalım bakalım. Mustafa Kabul sitesinden alıyoruz arkadaşlar. Ders etkinliklerimizi. Salih Özenç hocamızdan alıyoruz. O da çok güzel etkinlikleri var. Şimdi durdurduk ve okumaya başlıyoruz. Oku Zeynep. Kıyma. Evet. Hiç altın çizmene gerek yok. Zaten renkli, farklı renkten. Tamam. Oku. Marketten. Marketten. Kıymayı. Kıymayı. Al. Al. Kıymaya. Kıymaya. Altı. Altı. Yumurtayı. 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 Kır. Kır. Kıymalı. Kıymalı. Yumurtayı. Yumurtayı. Ye. Ye. Kıymalı. Kıymalı. Mantı. Mantı. İyi. İyi. Yenir. Yenir. Mantının. Mantının. Yanına. Yanına. Kıymayı. Kıymayı. Koy. Koy. Ayranı. Ayranı. Lıkır. 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 İç. İç. Evet arkadaşlar. Bir kere de ben okuyayım. Kıyma. Marketten kıymayı al. Kıymaya altı yumurtayı kır. Kıymalı yumurtayı ye. Kıymalı mantı iyi yenir. Mantının yanına kıymayı koy. Ayranı lıkır lıkır iç. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Öğretmenim hızlı okudunuz. Ben size ne dedim? Bir kere durdurun dedim. Siz okuyun dedim. Dersimiz bu kadar. Sizler de bol bol okuyunca bunu hızlı bir şekilde okursunuz. Okumanızın hızlanmasını istiyorsanız en önemli şey aynı kelimeleri birden fazla okumak. Yani bir nevi ezberlemek. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Altta tuşumuz var. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet. Ve bunu defterinize yapmanızı istiyorsanız yazın ama hoşça kalın. Hoşça kalın. Yazsınlar defterlerine. Görüşürüz.